Sevgili arkadaşlar, yani bu fuara geldim. Benim açımdan şöyle iyi bir tarafı oldu, onu söyleyeyim size. Atladıklarımı görüyorum ve ben şuna kendime de çok kızdım, onu da söyleyeyim size. Niye kızıyorum? Ya tabii sizler de bunu, şimdi size suç atmak gibi istemiyorum ama siz de ürün bazlı çok şey istiyorsunuz. Hani teknolojik yolculuk aslında Türkiye'nin için çok daha önemli. Hatırlayın, sizin için geçen hafta Havelsan çekmiştim. Havelsan diyorum. Meteksan çekmiştim. Şaşırdınız değil mi? Ama teknolojiye sahip olunca her şeyi yapmak mümkün. Bakın, Aslan diye bir şirket var. 1 milyon metrekare, 1,1 milyon metrekare üzerine kurulan 178 bin metrekare üretim alanına sahip tesisler. Tamam mı? Muazzam tesisler bunlar. Ve şu altta gördüğünüz patlayıcı dolum tesisleri. Bakın şu ürünleri görüyor musunuz? Bu bir özel şirket ve bu özel şirket, şuradaki ürünleri size teker teker gösteriyorum. Görüyor musunuz? Bakın. Bu şirket bunları kendisi yapıyor ya. Bakın şurada gördüğünüz 120 milimetrelik havan. Tamam. Niye? Çünkü önce bir şirket, önce bir altyapısı var. Onun savunma sanayine uyarlamak çok kolay. Hep örneğini veriyorum. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'na girdiklerinde traktör fabrikasını, bisiklet fabrikalarını, tank üretim fabrikalarına dönüştürebilir. Çünkü bir altyapı var. Bakın şurada 60 milimetrelik havanı görüyorsunuz. Bu komando havan diye geçen havan. Bakın şu, bizde çok fazla depolarımızda bu tip ürün var. 57 milimetre değil mi? Yanlış söylemiyorum. 57 milimetre. Geri tepmesiz top. Bunun mühimmatı çok fazla. Ve asimetrik harpte de aslında kullanılıp sarf edilebilecek bir malzeme. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bunu aynı RPG gibi kullanılacak olan sisteme çevirmişler. Ve RPG'den daha az tepkimesi olan bir silah yapmışlar. Tam asimetrik savaş için kullanılacak olan, sahada kullanılacak olan bir mühimmattan bahsediyoruz. Akıl değil mi? Bakın bunlar ürettikleri mühimmatlar. Bunu şey için üretiyorlar. Türk ordusu için üretiyor ve yurt dışına satıyorlar. Uçak bombaları. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Bakın bunlar da diğer mühimmatlar. Şunu hatırladınız mı? Şu Ukrayna Savaşı sırasında çok gördüğünüz, hani Almanların Gustav diye tank savar silahı. Bunu da öğretmişler arkadaşlar. Ve çok etkili de sonuçlar almışlar. Ben şuna çok üzülüyorum. Yine söyleyeyim. Ben bile bilmiyorsam, hani ki takip ediyorum. Bu şirketleri bulmak ve görmek ne kadar, yani anlatamıyorum ya. Gerçekten şu an dilim damağım kurudu yani. Bakın şuradakiler gördüğünüz havan mühimmatları. Roketler. Bakın. Bunlar bu tesislerde, demin gösterdiğim tesislerde yapılıyor ve yüz binlerce adet teslim ediliyor arkadaşlar. Bakın şimdi, bakın şurada şimdi göstereceğim size. Biraz gidelim. Bir şey göstereceğim. Şuradakiler gördükleriniz ne biliyor musunuz arkadaşlar? 60 M60 tanklarının transmisyon, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Transmisyonlarını tabii ki her zamanki müttefiklerimiz vermediği için arkadaşlar bunları yapıyorlar, geliştiriyorlar. Ve şu anda M60 tankların modernizasyonunda transmisyonları kullanıyorlar. Altyapınız varsa, sanayiyseniz arkadaşlar, bakın sanayi şirketi işte böyle bir şey. Eğer sanayi şirketiyseniz bir yere çok hızlı bir şekilde varabiliyorsunuz. Bakın büyüklüğü görüyor musunuz şirketin? Bunların her biri değer arkadaşlar, değer. Övünün, gerçekten övünün diye söylüyorum bunları. Bu şirketi de çekeceğim. Bu şirkete de gidip ürettiği bütün ürünleri size göstereceğim. Çok mutlu olacağınıza kesin eminim yani. Kesin eminim, bakın. Şimdi görün. Türkiye nereden nereye geliyor özel şirketleriyle. Bu şirketler önümüzdeki dönemde dünyanın o ilk 100 şirketleri arasına girecekler. Savunma sanayi şirketleri olarak. Bakın. Mühimmat dolum tesislerinden tutun da bütün şeylere kadar. Bakın uçak bombaları.
kompozit sarımlar. Bu demin gösterdiğim tipteki silah sistemleri. Hiç duymuş muydunuz aslanın ismini arkadaşlar? Duymadınız değil mi? İnşallah sizinle beraber tekrar göreceğiz arkadaşlar.